Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Örneğimiz şu şekilde. Boolean ifadesinin lojik devresini çiziniz diye sormuşlar. Evet. Başlayalım. Dikkat ettiyseniz sevgili kardeşlerim, burada aslında bir sadeleştirme işlemi de var. Ama biz ilk olarak devremizi çizmeye çalışalım. Hiç sadeleştirmeden. Malumunuz. Boolean cebiri aynı bizim aritmetiğimiz gibi, aynı bizim matematik işlemlerimiz gibi değişme özelliği var, birleşme özelliği var, ortak çarpan parantezine almak var, yani çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği var. Daha sonra ilk önce parantez içini, daha sonra çarpmayı, daha sonra toplamayı yapıyorduk ya, aynen o şekilde Boolean cebirinin de kuralları var. Evet, başlıyorum. Dikkat ettiyseniz A ve B var burada. İlk önce oradan B kapısını çiziyorum ve başlıyorum. Burada A, şurada B var gördüğünüz gibi. Bizim şuradaki çıkışımız ne oldu? Hemen renkli bir kalem alayım. Kırmızı gibi. A çarpı B'yi elde ettik. Daha sonra bir tane daha B varmış. B'yi tekrar alayım. Yine renkli kalemimiz o. Şöyle olsun. B'yi buradan aldım. Ve bu ikisini sevgili kardeşlerim veya kapısından geçiriyorum ve Q'yu elde ediyorum. Evet. Şimdi sadeleştirmeye çalışalım. Başka bir yöntemle çözmeye çalışalım. Renkli bir kalem aldım. Q eşittir A çarpı B. Yani A ve B artı veya yani B'ydi. Burada ortak çarpan parantezini almaya çalışıyorum sevgili kardeşlerim. B ortak çarpanımız var, değil mi? Hem birinci terimde hem de ikinci terimde B ortağımız olduğuna göre B ortak çarpan parantezini aldım. Birinci terimi elde etmek için B'yi A ile çarpmam gerekiyor. Değişme özelliği var biliyorsunuz. A çarpı B eşittir B çarpı A. İkinci terimi elde etmek için neyle çarpmam lazım? B'yi 1 ile çarpmam yeterli. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi A artı 1 demek A'ya bağlı değil demek. Her zaman 1 demek burası. Yani Q'nun değeri sevgili kardeşlerim, çıkış ifademiz B'nin ta kendisi. B çarpı 1'den B'nin ta kendisine eşit oluyor. Evet. Bunu da şu şekilde hemen çizmeye çalışayım. Eğer sadeleştirip de yapmaya çalışsaydık, şurası A değişkenimiz olacaktı. Şurası B değişkenimiz olacaktı. A değişkenimize sonucumuz hiç bağımlı değil. B'nin ta kendisi Q olacaktı. Evet. Bu şekilde çizmiş olacaktık. Anlaşıldığını düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Anlaşıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki videolarda daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın efendim.